arkadaşlar. Aman tanrım, bugün çok işim vardı benim ya. Kanki işte alayım gelecekti. Beraber film izleyecektik. Duy bir şunu yayayım bir. Alo, Çilek? Alo, kanka ne yapıyorsun? İyiyim de. Evet. Ne oluyor lan? Aman tanrım ya. Kanka duyuyor musun beni? Telefon mu bozuluyor ya? Çilek. Kanka. Bu ne ya? Bir bakayım. Sinyal yok mu? Nasıl sinyal yok lan? Aman bir dakika. Televizyona bakmam lazım. Ne demek sinyal yok ya? Bizde hiç sinyaller bozulmazdı ki. Bakayım bir. Aman tanrım. Burada da sinyal yok. Dur bir vurayım şuna. Hala sinyal yok diyor ya. Aman tanrım ya. Hemen aşağıya ineyim. Laptopuma bakayım bir de. Ay. Laptopumda da yok. Sanani yedim ha. Aman tanrım. İşte burada da yok. Ne oldu bu sinyalleri ya? Ne yapacağım şimdi ben ya? Allah Allah. Arkadaşlarıma ulaşmaya çalışayım. Belki şey ilerideki parktalardır. Yanlarına gideyim en iyisi. Necati Maviş. Efendim Çilek. Canım hoş geldin. Hoş bulduk. Canlıyım, ne yapıyorsunuz? Ya bizde tam hafta sonu piknik var ya, onu konuşuyorduk. Evet Çilek, onu konuşuyorduk. Bir şey diyeceğim Necati. Telefon çekmiyor, farkında mısınız? Yo, hiç telefona bakmadık ki. Çünkü sohbet ediyorduk. Maviş baksana telefonda. Biraz önce Çilek'le konuşurken bir sinyal gitti gibi oldu ama sonra baktım biraz şarjım da bitti galiba. Kapattım yani, bilmiyorum. Allah Allah, ama televizyonlarda ve laptopta da sinyal yok diyor, biliyor musunuz? Hiçbir şey açılmıyor. Ne internet var, ne başka bir şey var. Hiçbir şey yok. Ne oluyor böyle? Etrafta da kimse yok ya. Allah Allah, siz fark etmediniz mi bunu? Brookhaven'da hiç böyle bir şey olmaz ki. Evet, olmazdı ki hiç böyle bir şey. Allah Allah. Allah Allah, ne olacak şimdi ya? Bilmem, bunun sebebini araştıralım bence. Kime sormak lazım sizce? Arkadaşlar, ortalıkta çok fazla görünmememiz lazım bence. Çünkü etrafta kimse yok. Bakın, her yerde çok sessiz. Sadece bir rüzgar sesi duyuyorum. Başka da hiçbir şey yok. En iyisi bizim eve gidip saklanalım bir süre. Akşama kadar bekleyelim, bakalım ne olacak. Neden Çilek, bir şey mi hissettin? Görmüyor musunuz böyle? Her yer çok sessiz geliyor ya bana. Allah Allah, etrafta da kimseyi göremiyorum. Baksanıza, markette bile çalışan yok. Ondan sonra kuaförde bile çalışan görmüyorum. Çalışanlar bile ortada yoksa bu demek oluyor ki gerçekten de garip garip bir şeyler var. Of ya, şimdi beni de ürküttün. Hadi gidelim o zaman. Hadi koşun arkadaşlar, bizim evde rahatlıkla saklanabiliriz. Necati koş. Evet arkadaşlar, kapıyı da kilitledim, tamam mı? Artık burada rahatlıkla duyabiliriz. Akşama kadar bekleyelim. Bakalım ortamda neler olacak. İnşallah bir şey olmaz. İnşallah sinyaller geliyor arkadaşlar tekrardan. Yoksa çok korkutucu şeyler olacakmış gibi geliyor bana. Çilek, sen bir şey mi duydun? Ya hiçbir şey duymadım. İşte o yüzden de korkuyorum aslında. Hiçbir şey duymadım. Haberleri bile izleyemedim ben bugün. Çünkü sinyal yok. Ya sanki bir şey duymuşsun da bize söylemiyormuşsun gibi bir his var içimde. Hayır canım, benim hiçbir şey duymadım ya. Allah Allah. Neyse, bekleyelim arkadaşlar, tamam mı? Tamam. Kaç saat oldu ya? İyi arkadaşlar, uyudunuz mu? Akşam oldu. Yok uyumadım ama çok uykum geldi Çilek. Ben uyudum, şimdi uyandım biraz. Arkadaşlar böyle olmaz ama. Dışarıya çıkıp bir baksak mı ne oluyor diye. Çünkü bakın kaç saat oldu. Hala ortalıklarda da kimse yok galiba. Çünkü böyle dışarıdan bir ses gelmiyor. Gerçi bir yıl önce arkadaşlar diye bir ses geldi, biliyor musunuz? Çilek, ben çok korktum. Aşağı falan inmem, yerimden de kalkmam. Ya saçmalamayın ya. Allah Allah, iyi tamam ya, ben gidiyorum o zaman. Necati, Çilek bunu kafaya koyduysa yapar. Bize de gitmek düşer. Hadi yürü. Koş çabuk, yoksa yalnız gidecek. Hadi gidiyorum. Bizi hep korkutuyor böyle sonra. Hoppa. Gittim. Geliyorsanız gelin, gelmiyorsanız ben bileyim ama. Orada öcüler yer sizi. Neco gel ya, hadi. Tamam geliyorum. Sizi yalnız bırakacak halim yok. Çok korktum. Bunlar ne böyle? Eve gidelim hemen. Arkadaşlar baksanıza, çok fena ama zarar vermiyorlar garip bir şekilde. Baksanıza, bunlar normal insan gibi. İnsanlar yuhu, buraya tekrar gelmiş.
Acaba öbür tarafın kapısı mı açıldı lan? Aman tanrım. Bir şey diyeceğim. Acaba rüya falan mı görüyoruz ya Çilek? Arkadaşlar rüya mı? Dur bakayım, bana bir tokat at bakayım. Çılak. Aa! Kızım ne biçim uyuyorsun lan? Yani rüya değil mi? Arkadaşlar rüya falan değilmiş. Aa, çok fena, bunlar gerçek. Ama Zoya'yı da vermiyorlar aynı zamanda. Ama bir şey söyleyeceğim. Bunların nereden geldiğini bulmamız lazım, tamam mı? Aa! Bir saniye ya. Şurada bir şey bulut görüyorum şu anda. O bulutlar nereden geldi ki? Aa, onlar ne öyle? Arkadaşlar bugün hiç dikkat etmedim. Acaba bütün gün değil bunlar burada mıydı ki? Mavi, sen dikkat ettin mi? Ya yok, hiç böyle bulut görmedim ben. Çok ilginç. Neyin nesi bunlar acaba? Arkadaşlar bir fikrim var. Hadi gidip yakından bakalım, ne dersiniz? Tamam Çilek, tamam, ona da bakalım canım. Hadi hadi gidelim. Maviş, delirdin mi? Bunca yuh gelmiş buraya. Bunun nereden geldiğini bulmamız lazım, tamam mı kızım? Bu yuhlarla mı yaşamak istiyorum? Bak sana geliyor ha. Gerçekten bana doğru mu geliyor? Aa! Ben gidiyorum artık. Koşun. Ya bir şey diyeceğim. Siz hiç korkmuyor musunuz ya? Nicati, koş koş. Şuradan yakından bakalım şu bulutlara. Şimdi anlayız olayın gerçek yüzünü. Ya bakmasak olmuyor mu? Her şeye bakmak zorunda mısınız siz? Ben anlamıyorum ya. Her şeye bakmak zorundayız Nicati. Bu ortamda başka insan mı var? Yuhlar mı baksın ya? Of of. Ay. Bayağı da yukarıdaymış. Nasıl çıkacağız oraya? Bir saat sonra önce çıkarız biz oraya. Arkadaşlar bakın, şimdi şuradan yukarıya doğru çıkmamız lazım. Yani dağa tırmanacağız, tamam mı? Hadi gelin. Ay, gece vakti neler yapıyoruz Çilek biz. Hep Çilek'in yüzünden hep. Olur böyle bir vakalar arkadaşlar. Gelin ben yakalayayım her şeyi. Bir gün başımıza bir bela gelecek ama hayırlısı Allah'tan, neyse. Ay, burası kaylı kaylı. Burada kar yağmış çok yukarıda ya, o yüzden. Burası ne böyle? Biz nereye geldik? Arkadaşlar bulutların olduğu yere geldik, gelin. Vay. Aman tanrım. Arkadaşlar burada ne böyle? Aman tanrım. Yukarıya kadar uzayan bir tane merdiven var burada. Aa, gerçekten. Bu merdiven nereye kadar gidiyor böyle? Ta tepeliğe gidiyor. Brookhaven'da hayatta böyle bir şey görmedim. Arkadaşlar yoksa öbür tarafın merdiveni mi bu? Yuhlar buradan mı geldi ya? Ya eve gidelim, ben çok korkuyorum. Bilmiyorum ki ama rengi çok güzel. Baksana, gökkuşağı gibi. Allah Allah. Güzel bir yere gidiyor olabilir mi acaba? Dur şuradan bir bakayım. Bir adım atayım şuraya. Ya Çilek, bari buraya gitme. Arkadaşlar. Arkadaşlar bakın. Kayboluyor bu merdiven gittikçe. Aa, ya biz yukarı çıktığımızda kaybolursa? Acaba çıkmasak mı Çilek? Bir geri dönemezsek? İyi fikir ya. Hiç yukarıya çıkmayı düşünmemiştim. İyi olur. Bence hemen yukarı çıkalım. Ay Necati, ne kadar yanlış bir şey söyledim, farkında mısın? Arkadaşlar bana bakın, hemen gidiyoruz, tamam mı? Hemen arkamdan gidin ki aşağıya düşmeyin. Hadi bakalım, hoppala. Hadi ben gittim. Çabuk gelin arkamdan ha. Arkamdan bakıyorlar öyle. Ay duyamam. Duyursam merdiven kaybolur. Yukarıya kadar koşmam lazım. Ay, acaba yukarıda ne var ya? Çok merak ediyorum şu anda. Yaklaştım galiba. Ay çok yoruldum. Çok yoruldum, bir saat değil merdiven çıkıyorum. Ay, işte geldim. Bu da ne böyle ya? Arkadaşlarımı bekleyeyim de onlar da gelsinler. Arkadaşlar hoş geldiniz. Hoş bulmadım Çilek. Çünkü çok korktum gelirken. İyiken çok korktum. Asıl ben buradaki şeyleri görünce daha çok korktum. Arkadaşlar bakın arkanızda neler var. Çok ürkütücü bir ev var canım ya. O da ne öyle? Arkadaşlar bu ev değil ki. Bu resmen şato şato. Evet. Peki. Burada böyle bir şey yoktu. Ne zaman oldu? Bilmiyorum. Bu nereden geldiyse bu bulutların üzerinde duyuyor bu şato. Hadi gelin içerisini dolaşalım, bir bakalım kimmiş bu. Çilek, oraya gitmeseydik bari. Ya Necati, o zaman niye çıktık biz yukarıya, affedersin? Sen dedin diye. Affedersin Necati, affedersin Necati. Yuhlayı da ben getirdim değil mi? Of, hep kızıksın, hep kızıksın ya. Kızık ne demek ya? Kızamık gibi. Arkadaşlar gelin gelin. Ama sessiz olun. Bu yollarda kimse yok. Acaba bu şato buraya kendi mi geldi be? Çilek, bari sessiz ol ya. Duymasınlar. Şurada bir tane muhafız görüyorum. Nerede nerede, ben görmedim. Şu yukarıda işte, görmüyor musun? Bak şurada yukarıda. Gördüm gördüm. Aa, burada bir tane süpürge var lan. Bu nereden gelmiş olabilir? Herhalde bu yalayı temizliyorlardı. Hayır, cadının süpürgesi o, cadının. Ya Necati saçmama, ne cadının süpürgesi be? Necati sus ya, korkutma beni. Hep Çilek mi korkutacak be? O da ne? Arkadaşlar. Çilek. Bilmiyorum. Gelin gelin şu tarafa doğru ilerleyelim. Çabuk.
beni rahatsız eden de kim? Arkadaşlar. Ne, saklanalım. Duydunuz mu? Saklanacak bir yer buldum işte bu yazı, çabuk. Arkadaşlar oda neydi öyle? Duydunuz mu? Beni rahatsız edenler de kim dedi? Rahatsız falan etmedik ki, salak bu ne ya? Çilek, buradan hemen gitsek. Nasıl gidelim? Necati düşü aldı. Bu yere saklanmamız gerekli. Dışarıda mı? Nerede bu? Bilmiyorum ki sesi nereden geliyor. Ne bileyim, gidelim işte. Çok korktum ben. Aşağıda kim var? Aşağıda mı dedi? Biz aşağıda değiliz ki. Evet, bize demiyor bence. Aynen aynen. Sessizce burada bekleyelim en iyisi. Tamam tamam. Ay arkadaşlar, çok korkuyorum ya. Aşağıda kim var dedim. Bu ne de? Arkadaşlar çok büyük bir şey atladı. Hayvan desem değil, insan desem değil. O yangutan mı da ne diyeyim, bu kafasında da bir şey var. Aa, papaya benziyor. Bak bak şurada, gel. İşte bak burada. Nerede? Aa, kaçın. Ya Necati, sen ne? Bizi gördü Necati, ne yaptın sen ya? Ya kaçın, çok korktum, kaçın. Aa, geliyor geliyor. Çilek, canımı, çabuk gel. Canınızı kurtarın. İmdat. Buraya gele. Arkadaşlar arkadaşlar, çabuk olun, şuradan devam etmemiz lazım, işte geliyor. Tamam. Buraya gelin diyorum. Koşun. Koşuyorum zaten. Aman Tanrım ya, nereden gideceğim lan buradan? Çilek, nereye gideceğimizi biliyor musun? Kaçın. Neye gideceğimizle ilgili hiçbir fikrim yok. Buradan gidelim yeterli. Arkadaşlar şuradan atlasak mı acaba? Nereden? İşte buradan. Ama hemen atlayalım. Arkadaşlar çok yüksekmiş burası. Aa, geliyor. Arkadaşlar. Aa, yukarı çıkalım, çabuk olun yukarıya. Dikkat edin. Maviş koş. Buraya gelin. Bu ne lan? O da arkadaşlar, ne? Burada, burada neler oluyor böyle? Sizler de kimsiniz? Aman tanrım, burada bir cadı var. Çilek, gördüm, cadı var Maviş, orada cadı var. Ya inanmıyorum ya. Çilek, buraya gelmeyelim dedim sana, bu cadı da neyin nesi? Biz nereye geldik böyle? Arkadaşlar galiba şarkıdakiler cadının şeyleri, yardımcıları olabilirler. Baksanıza, buraya bir tane geçit oluşturmuşlar. Yuhlayı buradan gönderiyorlar dünyaya galiba. Çilek, biz nereye geldik? Ne olur buradan gidelim lütfen. Arkadaşlar nasıl gideceğiz buradan? Cebahatip bizi gördü. Ne yapacağız peki Çilek? Bir fikrin var mı? Çok korkuyorum. Bilmiyorum. Aa, işte sayıldık. Arkamızdan da dev geldi. Nani yedik şimdi be. Hem de nasıl yedik? Hem de nasıl yedik? Yedik. Sizi gidi veletler, burada ne işiniz var? Kızmayın sevgili cadı, biz buraya yanlışlıkla geldik, hemen gideceğiz. Evet evet, hemen gideceğiz. Evet, hemen gideyiz, vallahi gideyiz ya. Artık çok geç veletler. Çünkü ben de sihirli kazanımda bir insan istiyordum. Sizi kaynattıktan sonra her şey tamam olacak. Dev, şunlardan birini getir, ama sihirli kazanıma at. Hayır hayır, bir dakika, hayır. Şey, cadı, bir şey diyeceğim. Bence çileği alın önce. Bütün bu işleri başımıza o açtı. Ne? Necati, sen nasıl da bir şeysin lan? Ne deniyordu buna? Sen nasıl bir satışçı yaparsın hemen böyle be? Ne satışı, çilek, sen açtın tabii. Doğru mu Maviş? Ya hayır hayır, çileği de vermeyelim. Başka bir yöntemini bulalım. Yöntem falan yok. Çileği alsın. Hepinizi alacağım çocuklar. Hiç merak etmeyin. Al işte, şimdi naneyi yedik ya. Hepimizi birden sihirli şey yapacak. Aa, geldi de. Hadi yürüyün. Aa, aman tanrım. Çok fena şeyler olacak başımıza. Bu var ya, bize ayağı inen Eza ya. Biraz sonra kaçalım, tamam mı? 1-2-3 dediğimde koşalım, tamam mı? Nereye koşacağız? Maviş, yer mi var koşacak? Aynen. Etrafımız resmen sayıldı. Ama aklımda bir fikir var. Tamam mı? Cadının kazanına giyince kazanını dökeceğiz. O zaman her şeyi mahvetmiş olacağız. Çilek, bir şey diyeceğim. Bu ne kadar mantıklı sence? Başka aklıma bir şey gelmiyor ki. Yiyin, hadi yiyin. Ya her aklına geleni yapıyorsun sen ya. Cadıyı duydunuz. Hadi bakayım, kazanın içine girin. Çok korkuyorum. Cadı hanımefendi, ben bir şey sormak isteyeyim de. Şey, bu cadı acaba, kazan
Kazan diyecektim, şaşırdım. Kazan çok sıcak mıdır? Sıcak, evet, gerizekalı sıcak. Altı yanıyor, gelmiyor musun? Doğru söylüyor cadı. Galiba biraz salağım. Arkadaşlar, sıcak bir şeyin içine atlamak isteyen var mı? Önce sen atla çilek. Ya atlayayım da yanayım değil mi? Atlamak istemiyorum ya. Ne var, ben mi atlayayım yani? İyi atla. Mavi sen atlamak ister misin? Hadi bakayım, atlayın şu kazanın içine artık. Ay arkadaşlar, artık başka yolu yok. Atlıyorum ben, tamam mı? Bir, iki, çilek, üç, hayır, gitme. Ay. Ama bu yakmıyor ki. Aa. Evet arkadaşlar, bu yakmıyor. Acaba bunun içinde ne var? Gerçekten mi? Durun bir dakika, ben bunu bir içeceğim. Çilek, saçmalama. Ay, içtim arkadaşlar. Sen ne yaptın? Benim yaptığım iksirimi içtin. Şimdi seni mahvedeceğim. Arkadaşlar, arkadaşlar. Ay, iksiri içtiğim için çok kızdı ya. Karnıma bir şeyler oluyor arkadaşlar. Kakam geliyor. Ay, kakam geliyor galiba, çok fena. Çilek, iyi misin? Neler oluyor sana? Arkadaşlar, çok fenayım. Ay, şimdi demin ayağına mı kakalasam acaba? Uzak dur benim ayaklarımdan. Çok fenayım arkadaşlar. Ay, böyle bir şey de oluyor bana. Hop, işte. İşte bu. Arkadaşlar, baksanıza, elimden bir şey çıktı lan. Çilek, ne oldu? Çilek, sihirli güçlerin mi var şu an senin? Arkadaşlar, bilmiyorum. Acaba bununla cadıya zarar verebilir miyim? Şimdi duyun bir dakika, arkama geçin çabuk. Bana bak derim, sen de çekil şuradan valla. Seni var ya. Ne yapayım lan ben buna? Sana hiçbir şey yapamam, çok büyüksün. Çekil ama şuradan. Neden çekilecekmişim? Neden çekileceksin çünkü? Senin o kafanın üstündeki ikinci kafayı patlatayım ha. Yiyorsa patlat. İşte. Bana bak cadı. Şimdi seni de havaya uçurmadan şu oluşturduğun şeytan üçgenini kapat, tamam mı? Bana bak küçük velet. Bununla da beni korkutacaksın. Benim hazırladığım iksirle beni mi öldüreceğini sanıyorsun? Evet, pislik cadı. Şimdi sana gidini göstereceğim. İşte sihirli güç deyimden. Nane yiyeceksin şimdi. Al bakalım. Bu iksirin benim üzerimde işe yarayacağını mı düşünüyordun? Çilek, şimdi ne yapacağız? Artık sen çok olmaya başladın. En iyisi seni kurban etmek. Gel bakalım buraya. Hayır, olamaz. Çilek, ne oldu sana? Pis cadı. Arkadaşımıza ne yaptın sen? Lütfen onu aşağı indir. Şimdi onun işi bitti işte. Abacım ananı. Abacım ananı. Abacım ananı. Şimdi seni kurban edeceğim. Hayır. Çilek. Çilek. Arkadaşlar, beni kurtarın buradan. Pis cadı. Pis cadı. Bak şimdi ne yapacağım. Sen ne yaptın? Sen ne yaptın? Kazanımın içine tükürdün. Şimdi sihirlerim bozuldu işte. Lanet olsun pis çocuk. Aman tanrım arkadaşlar. Arkadaşlar, iniyorum galiba buradan. Harika. Kurtuldun Çilek. Cadının sihirliğini bozdun Necati, teşekkür edeyim. Şu sanat devden de kurtulalım. Çabuk buradan kaçın. Çabuk, ben şunu havaya uçurmaya çalışacağım. Al sana. Arkadaşlar, koşun. Koş Baviş, koş. Koşuyorum. Çabuk alın. Şuradan aşağıya atlayalım. Bırak Kevin'in tam ortasına atlayalım gitsin ya. Bir şey olmaz belki. Tamam Çilek, geliyoruz. Geldim Çilek. Koş Maviş, koş, kurtulacağız herhalde. Arkadaşlar, buradan inecek zaman yok. Atlayalım, hadi gidin. Emin misin Çilek? Eminim. Maviş, hazır mısın? Hazırım canım, hazırım. Atlayalım. Bir. Hadi. İki. Üç. Evet arkadaşlar, videonun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Umarım bu videoyu çok ama çok beğendiyseniz like atmayı, benim ve arkadaşlarımın kanallarına abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Hoşça kalın.